Radyo Vatan frekanslarında serbest kürsüden bir kez daha merhabalar diyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özdersay ile birlikteyiz. Bugünkü programımızda Sayın Özdersay, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Yorgun gördüm sizi biraz. Uykusuz olabilirim uykusuz ama yorulmam yani ben. Tamamdır. Bayağı da geziyorsunuz yani. Sadece bakanlık icraatları dışında bayağı da geziyoruz. Şimdi uluslararası ziyaretler var. Dışişleri Bakanıyız nihayetinde. Ama aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı olduğu için Başbakan Yardımcılığı çerçevesinde ülkenin farklı bölgelerine de gidip görevlerimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşı kabul ediyoruz. Başbakan Yardımcılığına bağlı bazı kurumlar var. Bu hükümet döneminde biliyorsunuz. Kalkınma Bankası var mesela. Başlı başına bir kolay olmayan bir yer. Ona dair de bir şeyler söylemek isterim. Eski Eserler Dairesi Başbakan Yardımcılığına bize bağlı. Ama programımıza şeyle evet, başlayalım. Tabii. Dün saat 16'da başlayan Barış Pınarı harekatıyla bir başlayalım. O konuda da bir mesajınız oldu. Evet. Türkiye'nin yanındayız diye. Biraz o konuda bilgilendirir misiniz Radyo Vatan dinleyenlerine? Nereye gider? Çünkü aslında önce hava harekatı, sonra kara harekatı. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de. İşte evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın çelişkili açıklamaları var. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun açıklamaları var. Tabii siz de haliyle Dışişleri Bakanı olunca biz bu savaş veya barış harekatında diyebiliriz. Neresinde? Şimdi ben ortada bir savaş olduğunu düşünmüyorum. Bu bir bir harekat ve Türkiye Cumhuriyeti doğal olarak kendi güvenliği çerçevesinde bazı tedbirleri alıyor. Türkiye'nin bir kere bir sınır güvenliği sorunu olduğu, kendi komşusunda ortaya çıkan bu gelişmelerden dolayı, Suriye'deki gelişmelerden dolayı ve bu sınır güvenliğindeki oluşan zafiyet Türkiye'deki terör faaliyetlerine de yansıyor. Ve Türkiye buna zaten rahatsızdı. Gizlediği bir şey değil. Defalarca söyledi bunu Türkiye. Ama ben bundan rahatsızım. Ben buraya giriyorum. Burada bir operasyon yapacağım demedi Türkiye. Gelin bunu birlikte yapalım dedi. Ve önce Amerika Birleşik Devletleri ile prensipte anlaştı. Rusya Federasyonu'yla bunun hangi kapsamda olabileceği konusunda prensipte uzlaştı aslında. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri o birlikte operasyon yapma konusunda verdiği sözden bence geri adım attı. Fiiliyata gelince iş o riski alamadı Amerika Birleşik Devletleri. Ama Türkiye Cumhuriyeti de kararlı bir duruş ortaya koydu. Ve aslında bu tavırıyla Türkiye Cumhuriyeti başka bazı konularda Türkiye'nin aslında kararlı olduğunu ve caydırıcı bir güce sahip olduğunu göstermiş oluyor. Bu açıdan önemlidir aslında bu operasyonda. Ama Türkiye'nin sadece sınır güvenliği açısından değil, aynı zamanda Suriyeli biliyorsunuz milyonlarca insan Türkiye'de şu anda 4 milyona yaklaştı değil mi? Kamplarda yaşıyorlar ve kimse Türkiye'ye gerçek anlamda yardımcı olmuyor bu konuda. Yani elini uluslararası toplumun en önemli problemlerinden birisi olan Suriye meselesinde taşın altına koymuş olan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Bütün ekonomik krize, dünyadaki ekonomik krizlere rağmen kısmen bir katkı koyuyorlar Türkiye'nin bu çabasına. Dolayısıyla aslında Türkiye kendi imkanlarıyla bu problemi de çözmek için, bu insanların dönüşünü bir ölçüde en azından mümkün kılmak için orada böyle bir alan yaratılması fikrini hayata geçiriyor şu anda. Bu iki açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama bir de gerçek var. Uluslararası aktörlerin bu bölgede herkesin kendi menfaati çerçevesinde bir Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir İsrail'in, bir Avrupa Birliği'nin ve İran'ın ve Rusya Federasyonu'nun kendi menfaatleri çerçevesinde bir oyun planları var. Ama Türkiye Cumhuriyeti dengeli bir dış politika yürüterek öyle bir noktaya geldi ki bu müdahaleyi şimdi yapabiliyor. Bu müdahaleyi Türkiye Cumhuriyeti yaparken tabii ki Türkiye haklıdır bunu yapsın denilmesini beklemiyordu. Ama gelen açıklamalar çelişkili olsa da herkes aslında kendileri bunu yapmak istemedikleri için, kendileri burada ellerini taşın altına koymak istemedikleri için çok da fazla bir reaksiyon göstermiyorlar.
engellemeye de kalkışmıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak söylüyorum bunu. Halkın Partisi Başkanı olarak söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten yanındayız ve destekliyoruz. Bu dünya düzeninde ya da düzensizliğinde genelde devletler bu tür riskler almazlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti gerek bölge güvenliği ve istikrarı için, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü için böyle bir adım atma cesaretini gösterdi. Bir şey daha gözden kaçırmayalım. Bunu yaparken altını çize çize Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı kalacağını da vurguladı. Yani burada gidip oradan bir toprak alma çabası ve operasyonu değildir bu. Bunu da gözden kaçırmamak gerekir. Evet. Tabii bu harekattan sonra bizde de maalesef işte savaşa hayır sloganları atılmaya başlandı. Bazı kesimler tarafından nasıl görüş vereceksiniz? Yani sanki şöyle bir imayı da ben açık açık söyleyeyim. İşte Türkiye Kıbrıs'a geldi. İşgal etti. Bazılarına göre maalesef gidiyorum. Suriye'nin de sınırlarına girip işte şu anda sanırım 30 kilometre ilerlediler. Sanki de orada da bir işgalci politika uygulayacak gibi, yani çok da böyle hoş olmayan görüşler ifade ediliyor. Şimdi bir kere iki nokta. Kimse insanların ölmesini istemez. Her medeni insan silahlı bir çatışmayı doğru bulmaz, insanların ölmesini istemez. Ama eğer silahlı bir müdahale ile bir şeyler düzeltilmezse, o şeyler başka insanların ölümüne sürekli olarak neden oluyorsa, başka problemler yaratıyorsa, zaman zaman sınırlı silahlı müdahaleler de uluslararası ilişkilerde ve uluslararası politikada kaçınılmazdır. Ve bu bir realitedir. Real politik bazen bunu gerektirir. Önemli olan burada silahlı çatışmalar hukuku içerisinde hareket etmektir. Yani burada siz sivillerin can kaybı yaşayacağı özensiz bir askeri müdahaleden bahsediyorsanız durum tabii ki farklılaşır, ama Türkiye Cumhuriyeti bundan bir önce yapmış olduğu müdahalede de sivillere o anlamda zarar vermeyen, gerekli özeni gösteren ve o ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir tutumla bu operasyonu yaptı. Dolayısıyla bu yeni harekatta da aslında bunların gözetileceği konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yoktur. Kıbrıs'ta bir mukayese yapılması bir açıdan yanlıştır. Çünkü Kıbrıs'ta çok açık ve net bir biçimde bir uluslararası antlaşma, garanti anlaşması Türkiye'ye silahlı olarak tek yanlı müdahale hakkı zaten veriyordu. Hukuki bir zemin var orada ve çok açıktır ve yoruma da açık değil aslına bakarsanız. Ve göz ardı edilen bir şey var. İki toplumdan oluşan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 yılında daha bir olay ortaya çıkmazdan önce Türkiye'ye müdahale etmesi yönünde rıza vermesidir aslında garanti anlaşması. Rızasını önceden veren bir anlaşmadır. Rızaya dayalı silahlı müdahaledir. Amerikalı profesörlerin yazdığı kitaplarda vardır garanti anlaşmasının bu özelliği. Tümünü de incelemiş birisi olarak söylüyorum. Suriye örneğinde ise eğer Suriye devleti bugün kendi ülkesi içerisinde otoriteyi sağlayabilen ve oradaki hükümet olarak bütün bölgelerde istikrarı, güvenliği, otoriteyi sağlayabilen bir hükümete sahip olmuş olsaydı Türkiye'nin böyle bir müdahale yapmaya hakkı olmazdı. Ama bir devletin hükümeti ülkesinin bir kısmında kontrol ve otorite sağlayamıyor ve o otorite boşluğundan dolayı orada bazı terör örgütleri yerleşiyor, gelişiyor. Oradan bu kez Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eder. Bir takım terör faaliyetlerine girişiyorlar. Bu tabii ki Türkiye'ye sınırlı mahiyette müdahale etme hakkını yaratır. Çünkü toprak bütünlüğünü zedeleyen bir durum vardır ortada. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bugün Suriye Esad hükümetinin kontrol ettiği bölgelere silahlı müdahale yapıyor olsaydı bugün daha farklı tartışmalar yapabilirdik. Ama zaten kontrolünün dışında olan hükümetin kontrolünün dışında olan bir alan içerisine bir sınırlı silahlı müdahaledir. Amaçları önceden belirlenmiş, deklare edilmiş, niye yapıyor olduğunu deklare etmiş olduğu bir askeri operasyondur. O nedenle her ikisinin de
hukuki bir zemini vardır. Evet, Kıbrıs'ta bir uluslararası anlaşmaya dayanan hukuki bir zemini vardır. Ama Suriye konusundaki bu müdahalede de toprak bütünlüğü ve dışarıdan gelen toprak bütünlüğünü tehdit eden davranışlara karşı bir tür meşru müdafaa kavramı söz konusudur. İkisinin de hukuki zemini vardır. Evet, bir de Özgür Suriye ordusunun ordusunu da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte olması daha da bir kuşkusuz. O zemini önemli. Daha da bir güçlendiren, o meşruiyet zeminini daha da bir güçlendiren husustur. Çünkü uluslararası hukukta iç savaşa dönüşen silahlı çatışmalarda, bir ülke içerisinde farklı gruplar arasındaki iç savaşa dönüşen durumlarda, eğer bir grup belirli bir bölgenin kontrolünü bir miktar sağladıysa, onunla onu bir devlet olarak tanımasalar bile o bölgede yetki icra eden, kontrol sahibi grup olarak tanıyıp ilişki içerisine giriyor devletler. Yani mesela bir Fransa, bir Amerika ülkenin sadece bir kısmını kontrol eden bir grupla o bölgenin yetkili otoritesi olarak ilişkiye girebiliyor. Bu bağlamda da bir meşruiyet zemini var. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye Özgür Suriye ordusuyla da birlikte hareket ediyor. O nedenle bu konularda duygusal hareket etmemek gerekir. Eğer şunu görüyorsak, mevcut durum devam ettiği sürece daha başka milyonlarca insanın öleceği, acı çekeceği, göç etmek zorunda kalacağı bir ortama doğru gidiyoruz. Bu çok daha büyük bir tehlikeyi önlemek için zamanında alınmış bir karşı tedbirdir aslında. Böyle evet. Bakmak gerekir. Peki. Sayın Bakan, dönelim ülkemize. Saat 10'da Cumhurbaşkanı'nda siyasi parti başkanlarıyla görüşme yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Sanırım ilk defa toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı. Neler konuşuldu böyle çok özele de girmeden veya bu toplantılarda neler konuşuluyor, yani, faydalı oluyor mu? Şimdi tabii ki faydalı oluyor ve yapılması gereken bir şeydir. Çıkışta açıklama yapılmamasının özel bir sebebi yok. Kısa bir toplantıydı. Kısaca New York'ta yapılan görüşmelerde nelerin konuşulduğu söylendi. Zaten notlar hem meclise gönderiliyor hem ilgili yerlere. Ben de kendi yaptığım görüşmelerle ilgili kısa bilgi verdim. Dışişleri Bakanı olarak New York'ta aynı dönemde yaptığım diğer görüşmelerle ilgili. Çünkü platformlarda görüşmelerimiz oldu Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Orada bir araya da girdik Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Ve şöyle bir durum var aslında. Yani bu parti başkanı olarak orada bulunduğum için Halkın Partisi başkanı olarak şunu söyleyeyim. Yeni bir şey yok. İki açıdan da yeni bir şey yok. 50 yıldır görüştüğümüz şeyle ilgili yeni bir şey yok. Masada görüşülenlerle ilgili yeni bir şey yok. Ve 50 yıldır görüşme şeklimizle ilgili olarak da yeni bir şey yok. Yani hem şekil itibariyle hem de içerik itibariyle yeni bir şey yok aslında. Yani bir örnek vereyim size. Efendim üçlü görüşme olacak mı, beşli toplantı olacak mı? Üçlü görüşme olsa da, beşli toplantı olsa da yüzlerce üçlü görüşmeler, toplantılar, beşli toplantılar, Kıbrıs konferansları falan yaptık. Yani bu açıdan yeni bir şey yok. Mesela işte federal bir ortaklık bağlamında siyasi eşitliğin anlamı ne olacak tartışmasında, size samimiyetle söylerim, 30 sene önce Rumlar ne söylerse şimdi onu söyler. Daha önceki Cumhurbaşkanları döneminde işte siyasi eşitliğin anlamı, tanımı, kararlara katılım, o anlamda da yeni bir şey yok. Yani aynı şey dönüp duruyor. Bu açıdan buna garantörlüğü de herhalde dahil edebiliriz değil mi? Tabii ki. Yani Kıbrıs Rum tarafının garantilerin kalkmasıyla ilgili talebi konusunda da yeni bir şey yok. Açıkça yani hem Halkın Partisi'nin başkanı olarak hem Dışişleri Bakanı olarak net söylüyorum. Garanti sisteminin devamı olmazsa olmazdır. Burada çevremize baktığımızda 21. yüzyıla girdiğimiz zaman 2000'li yılların başından itibaren hep şöyle bir söylem vardı Mehmet Bey. Ya dünya değişti artık. İşte garanti sistemi eskide kaldı, eskidi. Kıbrıs Rum tarafı bu söylemi kullanıyor. Ama biz 2000'li yılların başından itibaren, hatta 90'lı yılların ortasından itibaren Bosna'dan Filistin'e, Gürcistan'a,
Ve şimdi Suriye'ye ve başka yerlere varıncaya kadar aslında dünya bir açıdan değişmiş olsa bile güç kullanımı ve güvenlik bağlamında çok fazla bir şeyin değişmediğini, aslında özellikle Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve askeri konularla ilgili olarak halen daha hassas bir dengenin bulunduğunu, dolayısıyla garanti anlaşmasının devam etmemesi durumunda veya sulandırılmasından kastettiğim şudur, fiili olarak silahlı müdahalenin mümkün olamayacağı bir garanti anlaşması yaratılıp da sulandırılması durumunda Kıbrıs Türk halkının güvenliği tehlike altına atılmış olur. Bu nedenle tabii ki garanti anlaşmasıyla ilgili olarak 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni garanti eden bir anlaşma olduğu için bazı değişiklikler yapmak gerekir. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni garanti eden bu anlaşmayı yeni kurulacak ortaklığı ya da çözümü garanti edecek bir anlaşmaya çevirmek, döndürmek gerekir. Ama bunu yaparken fiilen tek yanlı olarak silahlı müdahale hakkı veren hakkı garantörlerin elinden almadan yapmaktır marifet. Ve önemli olan, yalnız gerçek olan bir şey var. Bu teknik detaylarda boğulup kaybolmamamız gerekiyor. Daha genel, daha geriden baktığımızda özetle az önce söylediğimi tekrar etmem gerekir. O da 50 yıl geçti, 51. senedeyiz. 68'de başladı görüşmeler, 2019'dayız. Bu süre zarfında konu itibariyle de ortaklığın şekli itibariyle de müzakerenin şekli itibariyle de değişen bir şey yok. Yeni bir şey yok. Onun için aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara varamayız. Aynı şeyleri yaparak çözümü bulabileceğimizi düşünmüyorum. Yani farklı bir şey olması gerekiyor. Evet, bunu son zamanlarda çok dile getiriyorsunuz. Evet. Bazı siyasi partilerimiz de getiriyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de getiriyor ama ortaya bir şey koyamıyoruz. Ben öyle düşünmüyorum. Yani ortaya... Neler olabilir? Yani bir alternatif ne olabilir? Haklısınız, 51. seneye alternatif, girince aynı evet. sistemde çözüm siyasi eşitliği, garantörlüğü konuşuyoruz. Elde var sıfır. Evet, yani alternatifi ortaya koyuyoruz. Bir vizyon olarak da aslında ortaya koyuyoruz. Ben kapsamlı bir biçimde bunun kademeli bir işbirliği modeli olması gerektiğini, daha farklı bir ortaklık modeli olması gerektiğini söylüyorum. Biz Kıbrıs'ta maalesef kavramlara hapsolmuş durumdayız. Kendimizi hapsetmiş durumdayız. Federasyon mu dedin? Konfederasyon mu dedin? İki devlet mi dedin? Bu kavramlar değildir önemli olan. Önemli olan kurulacak olan ilişkinin içeriğidir. Bugün bu adada birbirini tanımayan iki tane devlet var. Bu iki devlet bugün birbirlerini tanımadan da bir takım konularda işbirliği yapmaya başlamış durumdadırlar. Bunun alanını genişletmek, konuları artırmak ve daha bir işbirliği modeline dayalı bir ortaklığa doğru evrilmesi mümkündür. Avrupa Birliği bu şekilde kurulmuştur. Kömür ve çelik birlikteliği olarak başlamış, sonra başka bazı konuları içerisine dahil etmiş, sonra ortak pazara dönüşmüş, sonra yıllar içerisinde AB Komisyonu, AB Parlamentosu oluşmuş ve şimdi de kimisine göre federal, kimisine göre konfederal, kimisine göre nevi şahsından münhasır bir örgüte dönüşmüş durumda Avrupa Birliği. Nasıl olmuş bu? Bir, kademeli olarak olmuş, zamanla olmuş, bir gecede bir referandumla 9000 sayfayla olmamış. Onun için bizim artık bir gecede bir referandumla kapsamlı çözüm diyerek binlerce sayfadan oluşan bir çözüm planı yaklaşımın yerine daha bir evrimsel, daha bir işbirliğiyle kendi kendini geliştiren, kendi doğası içerisinde şekillenecek bir ortaklığa doğru yürümemiz gerekir. Başlangıç noktamız nedir? Bugün var olan iki devlettir. Biz Kıbrıs Rum tarafına sen bugün beni tanı da ben de seni tanıyayım da öyle başlasın. Bunu yapmayacaklarını biliyoruz. Ama hepimiz de görüyoruz ki daha primitif düzeyde, daha gelişmemiş düzeyde de olsa işbirliği başlamış durumdadır. Yani elektrikte de, telefonda da, daha önce elektrik satışında da, kayıplar konusunda da, kültürel miras konusunda da, suçların iadesi konusunda da. Yeşil at tüzüğü, ticaret. Biz eğer bunu ticarete, eğer bunu turizme, yayma yönünde iradeye sahip olduğumuzu ortaya koysak,
ve gerçekten de Kıbrıs Rum tarafı iş birliğine dayalı bir modeli bizimle görüşmez diyenler var mesela. Görüşmezse ne olacak? Kardeşim, federal ortaklık temelinde görüşmenin başlayabilmesi için de senin rızana ihtiyaç var. Yani iki tarafın da rızası olmadığı müddetçe müzakere yoktur ya ortada. Onun için bunun değerini verelim. Kıbrıs Türk'ünün en önemli gücü bir taraftan rızasıdır. Bu adada yeni bir durum yaratılacaksa Kıbrıs Türk'ünün de rızasına ihtiyaç vardır. Aksi mümkün değil. Bu adada yeni bir duruma ilişkin yeni bir müzakere süreci başlayacaksa da Kıbrıs Türk'ünün de Kıbrıs Rum'unun da rızasına ihtiyaç vardır. Onun için Kıbrıs Rumlarının rızası çok daha kıymetli, Kıbrıs Türk'ünün vereceği rıza daha az kıymetli bir davranmanın manası yoktur. Ben iş birliğine dayalı bir ortaklığı oturalım konuşalım dediğim zaman 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 söyleniyor. Deniliyor ki ama Rumlar onu kabul etmez. İyi de Rumlar eğer bizim anladığımız anlamda bir federal ortaklığı kabul etmiyorsa biz de federal ortaklığı görüşmeyi kabul etmeyiz. Yani bu kadar basittir. Çünkü bir gerçek var. Yanlış yerlere de çekildiği de olur ama gelin netleştirelim. Federasyona kategorik bir karşı çıkış değildir ya bizim duruşumuz. Çünkü ben şahsen 15 sene federasyona dayalı federal bir ortaklığı müzakeresine yer almış birisiyim ben. Mesele federasyon tukakadır, kötüdür anlamında değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Almanya'da, Avusturya'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da federasyon ile yönetilir bu ülkeler. Dünyanın işte en batıdan en doğuya doğru saydım. Federasyon kötü bir şey olduğu için değil federasyona karşı çıkışımız Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta federasyonun kurulmasını ve yaşatılmasını sağlayacak şartlar mevcut değil. Bu gerçeği görmezsek ve federasyon görüşmeye o anlamda devam edersek ne olacağı çok bellidir ya. Öngörülebilirdir yani. 50 sene daha görüşeceğiz. Budur. Bu konuda Cumhurbaşkanı Akıncı'yla görüşleriniz örtüşmüyor değil mi? Bu konuda görüşlerimiz örtüşmüyor. Zaten görüşlerimizin ayrıştığı nokta budur. Bakın ben herkesin görüşüne saygı duyarım. Sayın Akıncı da ben federasyon görüşeceğim sadece diyerek yetki aldım. Siyasi hayatım boyunca da federasyon görüştüm. Federasyondan başka bir modeli gerçekçi bulmam ve görüşmem diyor. Ben buna saygı duyarım. İtirazım yoktur. Ama eğer 2020 yılına giderken federasyonun dışında başka şeyleri görüşeceğim diye halktan yetki isteyen ve halktan yetki alan birisi göreve gelirse Cumhurbaşkanı olarak, o zaman da herkes federasyon dışında bir görüşme bağlamında ortaya konulan bu görüşe ve pozisyona saygı duyması gerekir diye düşünüyorum. Bu arada şey de önemli tabii, işte 51. yıl görüşmelerde Sayın Denktaş görüştü, Sayın Talat görüştü, Sayın Eroğlu görüştü, Sayın Akıncı görüştü. Dediğiniz bir değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla sıkıntı demek ki liderlerle ilgili değil. Evet. Kimin orada olacağıyla ilgili olmaktan ziyade neyi görüştüğümüzle ilgili bir sıkıntı var ortada. Yani bizim muhatabımız Kıbrıs Rum tarafı hem yönetimi hem de zenginliği, bu ikisini de bizimle paylaşmak istemiyor. Bizimle paylaşmaya hazır değil. Bunu hepimiz görüyoruz aslında. Siyaseten maalesef bazı siyasiler bunu söylemek istemiyor. Çünkü bir ezber var ortada. Yani iki bölgeli, iki toplumlu federasyon. Eğer aynı şeyi anlasak bu cümleden Rumlarla, itirazım yok. Ama aynı şeyi anlamıyoruz. Farklı şey anlıyoruz, farklı şeyleri bekliyoruz. Yaşayarak gördüm bunu Levent Bey. 15 sene olmasa da dirsek çürüttüm. 8,5 saatten uzun müzakerede oturdum. Bunu artık okuyabiliyorum. Samimiyetle ben kendi muhatabı olan Kıbrıs Rum müzakereciye bir defasında dedim ki gel sen burada otur benim oturduğum yerde. Ben de senin oturduğun yerde oturayım. Ben Kıbrıs Rum tarafının tezlerini en az senin kadar iyi savunurum. Çünkü ezberledim artık. Yani benim söylediklerime karşı ne söyleyeceklerini bile biliyorum ben artık müzakere masasında. Onun için değişmesi gereken şey esasen nasıl bir ortaklık kuracağımız meselesi. Çünkü bunu değiştirmedik sadece. Daha önce biz neyleri denedik mesela? Federal ortaklık bağlamında bir ortaklık kurabilir miyiz? Bunu denedik. Hakemliği denedik, boşluk doldurmayı denedik, referandumu denedik, takvimi denedik, ucu kapalıyı denedik. Liderler seviyesinde denedik, genel sekreter seviyesinde denedik,
kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği denedik. Hepsini denedik biz bunların. Teknik düzeyde denedik, müzakereciler düzeyinde denedik. Kıbrıs'ta denedik, Kıbrıs'ın dışında denedik, ara bölgede denedik. Hepsini denedik bunları. Aslında denenmeyen şey, federal ortaklığın dışında daha farklı bir şey yapabilir miyiz diye tabu haline getirdik ve konuşmadık. Ve sanki bunun dışında bir şey söyleyen herkes çözüm istemezmiş gibi davrandık. Bu kadar gayri adil bir şey olabilir mi Allah aşkına? Mesela kendi elimizi kolumuzu bağlayan yaklaşımlar da ortaya koyduk. Kalktık ve dedik ki geçen süre zamanı, ben demedim ama yani toplumsal olarak bunu yaşadık biz. Dedik ki ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Tabii ki federasyon olacak bu. Hayır efendim. Güvenlik Konseyi kendi başına kafasından oturup da Kıbrıs'ta federasyon olacak diye bir karar almadı ya. Kıbrıs Türk tarafıyla Kıbrıs Rum tarafı beraber anlaştılar ve gittiler Güvenlik Konseyi'ne, Birleşmiş Milletler'e, dedi ki biz federasyon görüşmek isterik. İki taraf anlaştığı için Güvenlik Konseyi federasyon yönünde karar aldı. Tabii yine iki taraf anlaşırsa da gider. Ve iki taraf değil Güvenlik Konseyi kararlarında. İki taraf üstelik anlaşmıyorsa şu anda federasyonun aslında çözümü olacağı yönünde. Aslında Güvenlik Konseyi kararlarının altı boş duruyor. İşte bunu da biraz halka iyi anlatmanız lazım. Yani İşte çabamız o. Çünkü ya, çok şey var. Tutsak oluyoruz bazı söylemlere. Yani mesela Güvenlik Konseyi kararları bağlamında bu söylem Kıbrıs Türk'ünü hapsediyor federasyon ortaklığı içine ve bunun dışında düşünemiyoruz. Bunun dışında düşünmenin çözüm karşılığı olduğuna inanmaya başlıyoruz. Yanlış bir şey bu. Aynısını bugün Kıbrıs Rum tarafı Kapalı Maraş'la ilgili olarak yapıyor. Kıbrıs Rum tarafı Güvenlik Konseyi kararları var diyor Kapalı Maraş'la ilgili olarak. Aslında özetle ne diyor biliyor musunuz? Dokunmayın Kapalı Maraş olduğu gibi kalsın, statüko değişmesin. Kendi insanını tutsak ediyor buna. Oradan göç etmiş olan Kıbrıslı Rumların aslında oraya dair tasarrufu yeniden almalarını sağlayacak olan bir açılımı bile kabul etmiyor. Ve Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı kalalım ısrarını devam ettirerek statükoyu muhafaza edip kendi insanını mahrum bırakıyor. Tutsak ediyor Güvenlik Konseyi kararlarına kendi insanını, hiçbir şey olmasın diyor. Çürüsün erisin daha iyi. Böyle bir zihniyet maalesef Kıbrıs'ta bu kadar yılda yerleşti. Zaman zaman şunu da duyuyorum. Mesela akşam bir yerde toplantıların birisi dedi ki tamam canım işte 50 senedir müzakere ediliyor ama öyle ya da böyle önümüzde kısa süre içerisinde artık bu bitecek ya, bu bitecek vesaire. Eğer farklı bir yaklaşım ortaya koymazsak bitmeyecek, aynen devam edecek ve bizi tüketen bir hale dönüşecek. Çünkü enerjimizi alıyor. Bakın burada mesela bunu konuşuyoruz şu anda. Yeah. Zamanı enerjiye alan bir şey. Neden bitmeyecek? Ben size bir örnek vereyim. Pakistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldim ben New York'ta. O görüşme sırasında ben sürenin uzunluğundan geçen süreden bahsettiğimde bana çok net bir biçimde Keşmir sorununu hatırlattı. Dedi ki daha durun bakalım. Yani bunların adı uluslararası ilişkilerde donmuş uluslararası uyuşmazlıktır. Frozen conflict'tir bunlar. Bu donmuş uyuşmazlıklarda, donmuş etnik uyuşmazlıklarda çok daha uzun yıllar çözümsüz şekilde devam edebilir. Yerleşmiş kalıpların dışında fikir ortaya koymaz. Aktif bir diplomasi ortaya koymazsak, biraz sorgulayıcı olmazsak statükonun tutsağı oluruz. Biz buna karşıyız. Evet. Bir de az önce altını çizdiğiniz Avrupa Birliği konusu var. Yani Avrupa Birliği'nin iki çekirdek ülkesi var. Biri Fransa, biri Almanya. Doğru. Değil mi? Ve savaşmışlar. Binlerce Doğru. kişi ölmüş. Özellikle Amerika Almanya sıfırlanmış. Ondan sonra iki çekirdek Avrupa Birliği gibi çok güçlü bir örgüt kurmuş. Yani onlar da savaşmış. Biz de savaştık. İstenmeyen olaylar oldu. Bu örnek de çok önemli. Evet, iç konulara geçelim derken şu Kapalı Maraş konusunda da son durum nedir? Açılacak mı? Bizim çalışmamız devam ediyor. Dün akşam itibariyle. Envanter çalışması bitti mi? Hayır, bitmedi. Ama şunu söyleyeceğim. Mesela en son Kıptek orada bir çalışma yaptı, rapor hazırladı. Yani işte şu direk eksikliği, tel vesaire kamu, falan. Mamlı, tabii. Şimdi dün akşam bir gelişme oldu. Böyle kamuoyunda şimdi yaygın duyuruluyor ama yanlış bir algı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kapalı Maraş konusu tartışıldı dün. Bizim saat akşam saatlerinde Güvenlik Konseyi bir açıklama yaptı. Güvenlik Konseyi açıklaması. Yeni bir Güvenlik Konseyi kararı alınmış gibi haberler dolaşıyor hatta. Yeni bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınmadı.
Yıllar önce Alman Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlatan bir açıklama yapıldı. 541-42 miydi? 550 sayılı Güvenlik Konseyi kararıdır. Esasen o. Ha, yanlış bir Güvenlik Konseyi kararında daha atıf yaptılar dün akşam. İki taraf oturup bir paket şeklinde güven yaratıcı önlem olarak kapalı Maraş'ın açılmasını konuştuklarında sonra Rum tarafı reddedince çökmüştü o paket. Hala da o bağlamda alınan Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulundular. Birleşmiş Milletler'de bir başka alem. Yani onu da söyleyeyim. Ama 550 sayılı Güvenlik Konseyi kararı 1984 yılında alınmış olan bir karardır. Dün akşam Rum tarafı gündeme getirdi. Bir mektup yazdı Birleşmiş Milletler'e. Yazdığı mektupla şikayet etti bizi. Kapalı Maraş'la ilgili bunlar bir şey yapıyor. Bunlar adım atıyor. Güvenlik Konseyi kararına ters davranıyor vesaire diye. Biz de hemen Dışişleri Bakanlığı olarak o mektuba cevaben bir mektup yazdık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdik. Dağıtımını yaptık. Karşı argümanlarımızı ortaya koyduk. Söylediğimiz şey özetle, yani Rum tarafı diyor ki Güvenlik Konseyi kararı var. Birleşmiş Milletler yönetimine devretmeleri gerekir Maraş'ı. Eski sakinlerin yeniden yerleşimine Birleşmiş Milletler denetiminde açılması gerekir. Biz de diyoruz ki nettir söylediğimiz. Biz o tarihten itibaren 1974'ten hatta 1984'ten günümüze Güvenlik Konseyi kararı olmasına rağmen burayı ne Birleşmiş Milletler'e verdik ne de eski sakinlerin yerleşimine açtık. Eğer biz bugün eski sakinlerin yerleşime açma yönünde adım atmaya başladık diyorsak Güvenlik Konseyi kararına doğru yürüyoruz. Biz aslında tabii, tabii. Birleşmiş Milletler kontrolünde değil, onu yapmayacağız. Kusura bakmasınlar. Hem çözümü reddedeceğiz hem de döneceğiz. Kapalı Maraş'ı Birleşmiş Milletler kontrolüne vereceğiz. Kıbrıs Türk'ü saf mı ya, enayi mi? Yok böyle bir dünya yani. Ama bir gerçek var. Eski sakinlerin yeniden tasarrufunu gündeme getiren bir pozisyon ortaya koyduk. Bundan mutlu olmaları gerekirken buna karşı çıkmaya başladılar. Ve Birleşmiş Milletler'de girişimde bulundular. Önünü aldık. Karşı cevabımızı yazdık. Yeni bir Güvenlik Konseyi kararı çıkmadı. Eski kararı hatırlatan, taraflarda bu kararlara riayet etmeye davet eden yeni bir çağrı yapmış olduğu Güvenlik Konseyi açıklama şeklinde. Bu durumu değiştirmez. Bir realite vardır ortada. Buradaki statükonun devamına biz müsaade etmeyeceğiz bundan sonra. Orası öyle donduruldu Kıbrıs sorunu gibi. Artık bir şeyleri kımıldatmak lazım, bir şeyleri değiştirmek lazım ve yerleşmiş kalıpların dışında düşünmek lazım. Hükümet olarak bizim Kapalı Maraş'la ilgili olarak atmış olduğumuz bu adım Rum tarafında dengeleri bir miktar değiştirdi. Tartışmaya başladılar, rahatsız oldular. Gidip Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundular ama Güvenlik Konseyi kararlarını kendi insanlarının aleyhine bir şekilde yorumlamaya kalkıyorlar. Yaptıkları şey yanlıştır ama bizi engelleyebileceklerini düşünüyorlar. Biraz bir de içeride yaşanan Maraş vakıf malıdır değildir tartışmaları da çok ilginç. Çok da hoş değil yani, bir kesim başta vakıflar idaresi olmak üzere bu topraklar bizimdir diyor. Başkaları açıklamalar yapıyor, belgeler yayın. Yani bence önce bu toprak kimin, bunun ortaya çıkması lazım. Aslında bir gerçek var. Yani bilinen bir gerçek var. Bir taşınmaz malın tapuda kime ait olduğu ya da tapuda birisine ait olsa bile uzun yıllar tasarrufunun bir başkasında bulunması bizim yabancı olduğumuz tartışmalar değil. Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mülkiyet konusunda Rumlarla bunun kavgasını verdik. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki taşınmaz mallarla ilgili olarak sonradan tasarrufu alan kişinin, tasarruf sahibi olan kişinin tapuda malın sahibi olmasa bile hak sahibi olabileceğini iddia ettik. Zaman içerisinde BM belgelerine girdi, anlam planına girdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mülkiyete dair pozisyonu Kapalı Maraş'ta Vakıflar İdaresi'nin pozisyonundan daha farklı bir pozisyondur. Onun için bu hassas bir dengedir. Ama herkes şunu bilmek durumundadır. Sadece tapu kaydını esas alan bir insan hakkı yaklaşımı bizi doğru yere götürmez. Çünkü eğer sadece tapuda kimse mal sahibi, ona verilecek, iade edilecek mal dersem ben, Kıbrıs sorunuyla ilgili mülkiyet konusundaki Kıbrıs Türk tezi çöker. Evet.
bunu birlikte düşünmek zorunda. Haklı çıktınız. Kıbrıs konusu enerjimizi bayağı tüketiyor. Ben aslında biraz iç konuları konuşacaktım. Ama olsun, bir 15 dakikamız var. Aşağı yukarı biraz iç konuları konuşalım. Önce toparlanıyoruz hareketi. Ondan sonra Halkın Partisi, ondan sonra iktidar ortaklığı. Tabii hem Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcılığı öyle çok da kolay bir şey değil. Aslında iç konulara daha fazla şey yapmamız lazım ama Kıbrıs sorunu işte burada bir örneğini bizim hem süremizi yedi hem enerjimizi tüketti. İcraatlarda tabii ki bir takım ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu kabul etmek durumundayız. İşte şimdi şeyi konuşuyoruz. Harekat başladı. Türkiye'nin doğusunda. Burada ekonomi, döviz ne olacak? Herkesin şeyi orada. Haklı eleştiriler de var. İç konularda nasıl gidiyor? Hükümetle ortaklığınız nasıl gidiyor? İleride bir şey var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Çok merak ediliyor. Yani biz aşağı yukarı aday olacağınızı tahmin ediyoruz ama dün de önemli bir açıklama yaptınız. Yani eğer kazanacağımı görmezsem aday da olmayabilirim dediniz. Kazanacağımı görürsem aday olurum gibi bir şey de. Evet. Şimdi isterseniz... Uyum var mı? Uyum, hükümet... Oradan başlayayım. Gerçekten bakanlar kurulu toplantıları verimli geçiyor. Ve bazı konular tartışmalı geçiyor. Ama bugüne kadar orta noktada buluşabildik. Bazen ortak metin hazırladık. Bazen iki veya üç bakanlık ayrıca görüşsün de sonra bunu bize getirsin falan dedik. Bakanlar kurulu toplantıları çok gece geç vakte kalmadığı sürece zaten sözcü olarak çıkıp açıklama yapıyorum. Somut aldığımız kararlar var. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum aslında. Ama ülkede sorun çok. Başta ekonomi olmak üzere, sağlık olmak üzere, yol ve ulaşım olmak üzere, eğitim olmak üzere. Bu sorunlar 3 ay içerisinde yaratılmadığı için 3 ay içerisinde de çözülmez. Ama bir yerden bunları teker teker çözmeye başlayıp toplumun tekrardan güvenini kazanmak önemlidir. İyi bir başlangıç yapıldığını düşünürüm. Ama çok çalışmamız lazım. Yani kolay bir şey değil. Bir, hükümetin bakanlar kurulunda genel anlamda bir uyum olduğunu söyleyebilirim. İki, Sayın Başbakan'la benim aramda, yani koalisyonun iki önde giden ismi olarak ya da lideri olarak bizim aramızda iyi bir diyalog var. Yani hemen bir şey oluyor. Mesela birisi bir açıklama yapıyor, bir bakan veya bir milletvekili. Ben beklemiyorum bir sonraki görüşmemizi veya bakanlar kurulu toplantısını. Ya arıyorum ya yazışıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz Sayın Başbakan'la. Bu önemli bir şeydir bence ve gerekli bir şeydir aynı zamanda. Bunun yanında biliyorsunuz bakanlar kurulu olarak bölgeleri ziyaret etmeye başladık. Bu aslında biraz bizim için kolay bir şey değil. Çünkü bölgelere gittiğiniz zaman o bölge konusunda ne yaptınız ne yapmadınız sizden ne bekler hesap sorar sizde vatandaş ama bir taraftan da bizi diri tutan bir şey yani sadece kendi gündeminizi belirlerseniz bakanlar kuruluna önergelerinizi hazırlayıp kendi gündeminizden giderseniz bir süre sonra vatandaştan koparsınız aslında ama bu yöntemle ki bu akşam da Güzel Yurt var geçen hafta Lefke vardı ondan sonra İskele olacak doğrudan doğruya vatandaş sizden hesap soruyor ve aslında tarih vermenizi falan istiyor ya da siz de yanlış anlaşılmış bir şeyi doğrudan düzeltme imkanı buluyorsunuz ve bizim memlekette basın medya üzerinden bir takım şeyler ne kadar hızlı yayılırsa yayılsın bir de buna paralel vatandaşın konuştuğu var yani belli bazı kanaat önderleri var dışarıda iş yerlerinde, spor kulüplerinde, kahvehanelerde, farklı yerlerde bir şeylerin doğru konuşulmasını sağlamak için de bir imkan veriyor bize. Ama belki hepsinin önemlisi vatandaş söylentiye itibar etme eğilimi bizde vardır. İşte hükümette o oluyor, bu oluyor, bunlar bozuşuyor falan. Karşısında bütün bakanlar kurulunu kabineyi beraber gördüğünde başbakan ve başbakan yardımcısı başkanlığında o zaman da o söylentiler
daha kolay bir biçimde ortadan elemine edilebiliyor. Sorunlarımız çok dediğim gibi, ama bugüne kadar belli bazı konularda kararlar ürettik, mevzuat çalışmaları yaptık, yürürlüğe koyduğumuz bazı tüzükler var. Yasa tasarılarının bir kısmını kararlaştırıp meclise sevk ettik örneğin. Ama bunların dışında da bir, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin işte devlete olan borcu bilmem işte şu bu karşılıklı bir iddialaşmalar geçen hükümet döneminde çok başımız ağrıdı bu konuda. Ne üniversite kendi önünü görebildi, ne Maliye Bakanlığı kendisine olan kare ve borcu konusunu netleştirebildi. Tartışma devam etti. Bu hükümet döneminde bir protokol yapıldı bu konuda. Biliyor herkes borcunun harcının ne olduğunu ve nasıl ödeyeceğini. Bu önemli bir şeydir. Aynı şekilde yani normalde bunlar konuşulmaz ya icraattan bahsedildiğinde. Aslında bunlar çok kritik şeylerdir. Kooperatif Merkez Bankası bir bilançosu var. Gelirini giderini gösterir bugüne kadar. Devletten bir alacağı var ciddi anlamda. Onu sanki alıyormuş veya kendinmiş gibi gösteriyor ama gerçek değil o. Bu da finans piyasasını etkiliyordu olumsuz yönde. İlk kez bu hükümet döneminde protokol yapıldı. Kooperatif Merkez Bankası'na hükümet artık her ay borcunu ödüyor. Borcumuzun faizini ödemeye başladık. O banka, Kooperatif Merkez Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti finans sektörünün en önemli ayaklarından birisidir. Şimdi onun güçlenmesi, psikolojik olarak bile güçlenmesine neden olacak ve aslında finansal açıdan da daha güçlü bir yapı ortaya çıkacak. Bunlardır ülke açısından en önemlisi. Üçüncü nokta, ülkede bankacılık faaliyeti yürüten kooperatifler var. Ve olmasının anlamı da söylemiyorum. Kıbrıs'a özgü bir kooperatifçilik anlayışı var. Kıbrıs Rum tarafı da Avrupa Birliği'ne girerken AB muktesebatından bu konuda özel düzenlemeler istedi. Kıbrıs'ta aslında bir kooperatifçilik meselesi var. Ama hizmet yani etmişler mi? Mevduat ve kredi bağlamında bankacılık faaliyeti yürüten fiiliyatta kooperatifler Merkez Bankası'nın denetimi dışında. Biz bu konuda bir protokol ile Merkez Bankası'nın denetimi içerisine alıyoruz kendilerini. Çünkü bir mukayyetin denetiminde olduğunda aslında sağlıklı bir denetim yapamıyorsun. Ve iki ayrı bankacılık sektörü gibi bir şey oluşuyor ülke içerisinde. Evet, evet. Bu ve buna benzer tedbirler alabilmiş olmaktan ben memnuniyet duyuyorum. Bunu gerçekten uzatabiliriz. Ama bana derseniz ki bir de sorunlar listesini çıkar. Sorunlar listesi sayfalarca gidir. Bir yerden başlayabiliriz. Bu da bir birikim ama değil mi? Yani evet. İşte 15 aylık bir dörtlük koalisyon hükümeti, 4 aylık bir UBP-HP hükümeti. Aslında örneğin bir çok talihsiz bir kaza oldu. 3 vatandaşımızı şey maalesef yaptık. Sayın Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın istifaya kadar şey yaptılar da işte Tolga Atakan daha 20 aydır değil mi? Aşağı yukarı Ulaştırma Bakanı. Açtım bakanlığın şeyine, eskiden kimler bakanlık yapmış? 40 kişi var. Yapmayın yok. 40 kişi var. 3 kere yapan var üst üste. Böyle suçlamalar da şey yapıyor tabii, yetkililerin şevkini kırabilir. Nedir biliyor musunuz? Benim bunca yıllık mesleki tecrübe, bizde her şeyin önünde siyaset var. Ve siyaset gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin doğru düzgün icraat yapmasını önüne geçiyor. Siyasi bir rant var. Siyasi partilerde, yönetenlerde, partililerde, örgüt başkanlarında, yani partim iktidar olsun, ülkeye hizmet etsin duygusundan daha çok bireysel, yani toplumsal şeyleri biraz evvelde unuttuk. Bireysel menfaatlere şey yapıyoruz. Ama olumlu yönde gelişme de var. Yani şöyle söyleyeyim. Sorumluluk sahibi insanlar olmamız ve öyle davranmamız gerekiyor. Özellikle yönetimde olan siyasetçiler, muhalefette olanların da öyle olması gerekiyor. Ben zaman zaman öz eleştiri yapmaya çalışıyorum. Gittiğimiz köy ziyaretlerinde konu açıldığında şunu ben insanlar bana söylemeden söylüyorum. Evet, biz gerekli sivil toplum örgütü olduğumuz dönemde, gerekse muhalefetteki bir siyasi parti olduğumuz dönemde ülkenin imkanlarını biraz göz ardı ederek eleştirdiğinin dozajını fazla kaçırmış olabiliriz. Ben bunu söylüyorum. Doğrudur. Ama diğer taraftan da bazı kavramları gerçekten ülke siyasetine yerleştirmeye başladığımızı düşünüyorum. Mesela eskiden
tabii ki diğer görevlerini yerine getiriyor kurumlar, hem polis teşkilatımız hem başsavcılığımız, ama yolsuzluk dosyası olarak nitelendirilen bazı şeylerin ilerlemesiyle ilgili sıkıntı yaşandı. Biraz böyle ağırdan alındı. Ondan sonra hükümet değişince bir kenarda kaldı vesaire, gitmedi ileriye. Şimdi bunlar çalışmaya başladı. Yani bunlar çalışmaya başlıyor şu anda. Kurumlar raporuna, başbakanlık denetleme raporlarını hazırlayıp gönderiyor bize. Suç unsuru gördüğümüzü gönderiyoruz mesela. Başsavcılık dönüp polise tahkikat yapma görevi veriyor. Ama çok uzuyor. Biz, bu konular doğru, o kadar doğru, çok uzuyor ama ki. Ama unutmayınız ki hiç olmamasından daha iyidir sistemin kımıldamaya başlaması. Yani mesela geçen hükümet döneminde şeker sigorta ile ilgili iddialar gündeme geldi. Ne olacak? Halen devam ediyor. Rapor hazırlandı. Biz karar aldırttık. Yönetim, bizim atadığımız yönetim polise şikayette bulundu. Polis tahkikatı başlattı. Ben bizzat başbakan yardımcısı olarak bir süre önce polise yazı yazdım. Tahkikatın ne aşamada olduğunu sordum. Takip ediyorum. Ben bunu edeceğim. Etmem lazım. Yani aynı şey tabii ki işte ilaçların israf edilmesi bağlamında Sayıştay'ın yürüttüğü bir çalışma var mesela şu anda. Önemli olan çalışmalar devam ediyor demek değil. O çalışmaları şifa önde değil. Yazı yazarak hangi aşamadadır kardeşim diye sorup takip etmek. Sonuçlanmaz şey. Bu kültür, bu siyasi kültür yerleşmeye başlarsa memlekette bence çok yol kat ederiz. Yani iktidarda kimin olduğundan bağımsız olarak siyasal kültürümüze bunlar yerleşirse bence başarılı oluruz. Bir başlangıç yapıldı bana kalırsa. Doğru bir yöne doğru gidiyoruz. Zaman alacak, kolay değil ve çok çalışmamız lazım. O zaman size samimi bir soru sorayım, siz de samimi cevap verin. Dörtlü hükümetle bu ikili hükümet arasındaki farklılıklar yaşanıyor mu? Hiç ha keşke hükümeti bozmasaydım diye kafanızdan geçtiği oluyor mu? Çünkü yok, şöyle de bir şey var, yani biz sizle yıllardan da bir abi kardeş ilişkimiz var her şeyden öte. Kudret Özersay siyasete ilk atıldığı zaman tek başına %20 oy almış biriydi. Bu hükümet değişikliği 21,5. Efendim? 21,5. Yani buçuk da önemli. İşte siyasetçi oldunuz 21, değil mi? 21,5. 21,5 evet. Bir pişmanlık oldu mu? Çünkü yani ben bir gazeteci olarak söylüyorum. Hükümeti bozup UBP'li hükümet kurduktan sonra bir düşüş gözlendiği yorumları yapılıyor. Bunlar hiç kafanızdan geçiyor mu yani? Söyle, çok açık söyleyeyim. Pişmanlık duymadım. Bir siyasi parti kurarak Halkın Partisi'ni arkadaşlarımızla birlikte bir emek ortaya koyup kurmakla ilgili olarak hiçbir pişmanlığım olmadı. Yani eğer sorarsanız bana niyetim var mıydı, istiyor muydum bir siyasi parti kurmayı? Hayır, istemiyordum yani. Niyetli değildim. Ama kurulması ve şu anda geçen süre içerisinde yaşadıklarımıza baktığım zaman memleket için iyi bir şey olduğundan hiçbir şüphem yoktur. İkinci nokta, daha önceki koalisyonun bozulması ve yeni bir koalisyonun kurulması bağlamında yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum gerçekten. Öte yandan bir yıpratma kampanyası başlatıldığını, ciddi anlamda özellikle sosyal medyada bir karalama kampanyası yapıldığını ve bunu şahsımın bu noktada hedef alındığını düşünüyorum. Bunun da bir sebebi var, anlıyorum yani. Nedir sebebi? İşte 2020'de Cumhurbaşkanlığına aday olursam çok güçlü bir aday olarak girememem için bir çaba sarf edildi geçen süre zarfında. Zaman her şeyin ilacıdır bence. Ben size iki tane örnek vereyim. Birincisi, işte dörtlü koalisyon bozuldu. Çünkü Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kurup Cumhurbaşkanlığı konusunda Ulusal Birlik Partisi de pazarlık yaptı denildi benim için. Evet, çataday. Bu çok büyük doğru. Bir haksızlıktı. Çıktı ortaya, haklı çıktım ben. Söylenenin yalan olduğu çıktı ortaya. Nasıl? Ulusal Birlik Partisi'nin bugün etrafta isim olarak kaç tane adayı var? İsimler dolaşıyor. Eğer biz Cumhurbaşkanlığı konusunda Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kurarken Cumhurbaşkanlığı konusunda pazarlık yapmış olsaydık, anlaşmış olsaydık şimdi bunlar konuşulur muydu? Ulusal Birlik Partisi kendi adayını arıyor şu anda. Bir karar verecek vesaire. Yani biz böyle bir pazarlık yapmadık. Yani biz Ulusal Birlik Partisi ile koalisyonu Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünerek kurmadık kesinlikle. Hatta bu, şöyle bu iddia edildi.
Sayın Tatar'la gittiniz Ankara'da, görüştünüz bazı makamlarla. Orada Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığında ben bunu başbakanla da görüştüm. Kesinlikle reddetti. Öyle bir ben görüşme olmadığı yönünde. Ben bunu söylemiş olabilir birileri, mesela söylediler. İthamda bulundular. Ama ben adalet gereği, vicdan varsa bu insanlara da çıkıp bugün de ya bu özellikle haksızlık ettik. Adam demek ki Cumhurbaşkanlığı pazarlığı yapmamış Ulusal Birlik Partisi'yle demelerini bekledim. Ben samimi açtın diye samimi söylüyorum sana. Yani siyasetin işte... Onu hala koz olarak kullanıyor belli ama bir kesin. Ama yani olmadı, ortaya çıktı. Doğru. Bunun bir gerçek olarak. İkinci noktada şu ithamda da bulunuldu bize. O da bir karalama kampanyasıydı. Ha siz Ulusal Birlik Partisi'yle kuruyorsunuz. Hükümette kalmak için ilkelerinizden de vazgeçiyorsunuz. Söylediğiniz daha önce işte dokunulmazlığın kaldırılması, soruşturmanın tamamlanması falan filan. UEP'yle kurulduğunuza göre demek ki bundan da vazgeçiyorsunuz. Kurulabildiğinize göre. Öyle mi oldu? Duruşumuzda hiçbir değişiklik olmadı. Oturduk baştan konuştuk bunu. Ve bir noktaya kadar geldi. Bir siyasi irade oluştu ve o da sonuçlandı. Duruşumuzu değiştirmedik, sözümüzü de tuttuk. Bunu mesela çıkıp vicdan sahibi birisi söylemez mi? Demez mi? Ya bu böyle böyle dediydik ama yapmadı ya. Bu adamlar da sözlerin arkasında durdular. Bu adamlar ve bu kadınlar. Bunu söylemek gerekmez mi? Bence döverken de, söverken de, severken de, alkışlarken de, eleştirirken de adil olmamız lazım. Son soru. Programımızı bitireceğiz. Artık açıklayın Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzu. Bu gidişle aslında benim yerime açıklama yapacağım. Ben öyle bir karar vermedim gerçekten. Ama şeyinizde var, hedefinizde var değil mi? Bakın ben siyasete ilk adım attığım nokta Cumhurbaşkanlığı seçimidir. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı'nda adaylığımı açıkladım ve oradan girdim siyasete. Uluslararası ilişkiler mezunu birisiyim. Uluslararası hukuk profesörüyüm. Doktora tezimi Kıbrıs konusunda yaptım. 15 seneden müzakerecilik yaptım. Benim Cumhurbaşkanlığı bağlamında bir ilgi duymam kadar doğal bir şey olamaz değil mi? Bu çok normal bir şey bence. Ama bu şu demek değildir. Varsa yoksa illaki benim Cumhurbaşkanı olmam lazım. Ben böyle bir noktadan hareket etmiyorum. Benim yapmaya çalıştığım şey Halkın Partisi ile birlikte bizim konuştuğumuz şey şudur. Bu memlekete en iyi nerede hizmet ederiz ya biz? Bu memlekete en iyi mecliste bir vekil olarak, hükümette bir bakan olarak ya da şimdi yürüttüğümüz bakanlık olarak mı en iyi hizmet ederiz? Yoksa Cumhurbaşkanı olarak mı en iyi hizmet ederim? Ben bunu değerlendirmek zorundayım. Çünkü ben bu yola kendi menfaatim için çıkmadım ben. Bu memleket için en iyi hangisi olur diye bakarım. Ama bugün için tartışmasız, yani aday olup olmamaya karar vermedik ama tartışmasız karar verdiğimiz bir şey var. O da şudur. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi sıradan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi bir kere partilerin seçimi değil. Olmamalıdır da. Siyasi partilerin seçimi gibi algılanırsa memleketin menfaatine olmaz. Neden 2020 daha farklı bir Cumhurbaşkanlığı seçimidir? Bir yan nedenle. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, doğalgaz, Kıbrıs meselesinin 50 yıldan sonra geldiği ve tükendiği nokta ve bölgedeki dış politika, dünya politikası açısından baktığımızda evet Kıbrıs Türk'ünün önünde bir alan açıldı Levent Bey. Biz bu alanı fırsata çevirip kullanacak mıyız? Aktif diplomasi yapacak mıyız? Yeni ve farklı bir vizyon ortaya koyacak mıyız? 2020 bu açıdan son derece önemlidir. Peki ne zaman kararınızı vereceksiniz adaylık konusunda? Bir tarih belirlemedik. Acele etmiyoruz zaten. Çünkü partinizde de var bu şey ama şu da var. Bazı partilerinizde biraz yıprandı Sayın Özersay, biraz dinlenmeye çekilsin. Ama bazı partilerinizde özellikle bakan arkadaşlarınız ısrarla partinizin adayı olmanızı dile getiren açıklamalar yapıyor. Bence bütün siyasi liderler için bu geçerlidir. Birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarınızın bir kısmı aynı noktada kalmanızı, bir kısmı öyle bir adaylığa yönelmenizi isteyebilir. Bu çok normal bir demokrasinin gereğidir. Ama biz bunu yaptığımız parti meclisi toplantılarında açıkça tartışıyoruz. Ülkeye getirisi götürürsün ne olur? Biz buna bakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hepinize de. Evet sevgili dinleyenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay ile birlikteydik. Sağlıcakla kalın.